Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arızalı bir prizin neden her iki tarafından da elektrik geldiğini ve her iki tarafından da elektrik geldiği halde neden çalışmadığını sizlere uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağım. Ama videoya başlamadan önce sizleri elektrik altında çalışmamanız gerektiği konusunda uyarmak istiyorum. Ve elektrik altında çalışmanızı gerektirecek durumlar da olacak elbet. Ama işte bu durumlarda yalıtkan eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sizin güvenliğiniz açısından daha iyi olacaktır. Hadi hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, normalde çalışan bir prizin bir tarafından elektrik gelir, diğer tarafından da gelmez. Yani normalde olması gereken şudur. Yani buradan birinden gelir, diğerinden birinden gelmez, diğerinden de gelir şu şekilde. Ama nötr kesildiği zaman arkadaşlar, şuradan mesela nötrü keselim. Bu arada buradan bağlamışım böyle başka bir prize. Şuradan nötrü keselim mesela. Mavi nötrdü. Daha önce tespit etmiştim ben. Şöyle kestiğimiz zaman nötrü. Şimdi tekrar kontrol edelim. Şöyle şuradan geliyor. Tamam, sıkıntı yok. Ama buradan da geliyor. Gördüğünüz gibi her iki taraftan da elektrik akımı geliyor. Şimdi bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bazıları işte diyor ya, iki taraftan da elektrik geliyor ama çalıştırmıyor hiçbir şeyi. Nasıl olabilir böyle bir şey? Şöyle olabilir arkadaşlar. İki ihtimal var arkadaşlar. Şimdi birinci ihtimali az önce ben size gösterdim aslında. İşte birinde nötr kopuktur. Her ikisine de ondan dolayı elektrik geliyordur. İkinci ihtimal de çok saçma bir ihtimal arkadaşlar. Yani milyonda bir olabilecek bir şey. İkinci ihtimal şu olabilir. İşte biri fazı, yani şuradan gelen bir fazı. Şunun her ikisini birleştirmek suretiyle birbirine bağlamıştır. Tek bir faza bağlamıştır yani bu ikisini. Ve buraya da elektrik akımı her ikisine de geliyordur dolayısıyla. Dediğim gibi bu çok düşük bir olasılık. Bunu yapan arkadaşlardan da uzaklaşın lütfen. Ama birinci ihtimal klişe bir ihtimaldir arkadaşlar. Yani nötrün kopuk olması genelde klişe olarak karşılaştığımız bir arıza türüdür. Peki her iki tarafa da elektrik gelme durumu nasıl olabilir? Şimdi ben onu da size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyin. Size işin mantığını anlatmak istiyorum. İşin mantığı şudur arkadaşlar. Bunlardan birinde elektrik vardır, diğerinde de yoktur. Ve bu elektrik olan, elektrik olmayana uzaktan, daha doğrusu temassız bir şekilde manyetik elektrik dalgası gönderiyor. Ve böylece buradan bu kablo uzantısının üzerinden bir elektrik dalgasının olduğunu kontrol kalemiyle görebiliyorsunuz. Şimdi normalde içinde elektrik bulunan faz, bu faz nötr kopuk değilken de tek yine elektrik dalgası gönderebiliyor bu kabloya. Ama nötr bağlıyken elektrik dalgası gönderdiği zaman bu elektrik dalgası direkt nötr üzerinden toprağa boşaltıldığı için buradan sadece tek taraftan elektrik gelmiş olacak. Yani fazdan elektrik gelmiş olacak. Diğeri de eş zamanlı bir şekilde toprağa boşalacağı için buradan siz kontrol kalemiyle göremeyeceksiniz. Ve zaten böylece priziniz düzenli bir şekilde çalışacaktır. Peki bu durum sadece prizlerde mi olur arkadaşlar? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Yani sonuçta işin mantığını ben size anlattım az önce. Ama yine de içim rahat değil. Bir kablo üzerinden de size göstereyim tekrar. Bu kabloyla tekrar bir uygulama yapacağız. Ondan sonra videoyu yavaş yavaş sonlandıracağız inşallah. Şimdi hemen kablomuzu açalım arkadaşlar. Bunlardan önce her iki ucunu prize takacağız. Ondan sonra birini takıp diğerini de takmayacağız. Bakalım ne olacak. Şu anda ikisini takacağım. Şöyle siz eldiven giyin arkadaşlar. Ben alışkın olduğum için içinizden alışkın olmayanlar olabilir. Şöyle taktık ikisini. Evet, şu an elektrik var arkadaşlar. Hem kameraya hem kabloya hem de görüntüye dikkat etmem lazım gerçekten. Kamerada rahat durmuyor yerinde. Şimdi arkadaşlar, bunlardan birine elektrik gelmek, diğerine de gelmemek zorunda. Hangisini bağladık bakalım. Kamerayı kaldıralım biraz. Şöyle mesela baktığımız zaman bu nötr olduğu için elektrik gelmiyor şu anda. Şurada faz olacağı için evet, buraya elektrik geliyor şu anda. Şimdi mavi nötrdü değil mi? Şimdi nötrü keseceğiz arkadaşlar. Nötrü kestiğimiz zaman her ikisine de gelecek. Hemen keselim nötrü. Şöyle. Şu an nötrü kestik arkadaşlar. Tekrar kontrol edelim. Bu zaten fazla normal buna gelmesi. Ama şimdi buna da gelecek. Evet. Anladınız değil mi arkadaşlar? Bakın bu kopuk olduğu halde bu fazdan
bu kabloya manyetik bir dalga gönderimi yapılıyor şu şekilde. Ve kablo ne kadar uzunsa buradan alacağımız voltaj da o kadar yüksek olacaktır. Yani şu anda elimizde böyle bir metreden biraz fazla bir kablo var. Ondan dolayı fazla bir voltaj alamıyoruz zaten. Kontrol kalemi üzerinden de belli zaten. Şu mavi olandı. Biraz düşük. Yaklaşık 20 voltluk vardır bu. Daha önce ölçü aletiyle de bakmıştım zaten. Şimdi nötrü geri takalım arkadaşlar. Nötrü geri taktık. Ve şu anda hala aktarım yapılıyor arkadaşlar. Bu fazdan nötrü hala aktarım yapılıyor. Ama buradan nötrü boşaltıldığı için buradan artık elektrik aktarımı size ulaşmıyor arkadaşlar. Yani bunu artık buradan görmeniz mümkün değil. Çünkü eş zamanlı bir şekilde nötrü boşaltılıyor elektrik enerjisi. Ve dediğim gibi zaten bu şekilde priziniz düzenli bir şekilde çalışmış oluyor. Ve herhangi bir aletiniz. Ve böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım işin mantığını anlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.